Lifestyle programından merhaba sevgili izleyenler ben Esra Özbakır. Her hafta olduğu gibi TV 8.5 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızın ilk konuğu Neslihan Avşar. Birbirinden güzel tasarımlara sahip olan konuğumuzla konsepti üzerine konuştuk. Dilerseniz o görüntüleri hep birlikte izleyelim. Hoş geldiniz programımıza Neslihan Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz Tarsus'umuza. Sağ olun. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Kendinizden biraz bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Neslihan Avşar, firma sahibiyim. 1986 Tarsus doğumluyum. İki çocuk annesiyim ve yaklaşık 16 yıldır da eşimle birlikte mağazacılık sektöründe yer almaktayım. Aslında çok uzun yıllar olmuş gerçekten. Evet, yani düşündüğüm zaman ben de çok şaşırıyorum. Hani bize göre kısacık bir süreç gibi ama gerçekten çok uzun yıllar oldu. Tarsus'ta siz bilmeyen yoktur diye düşünüyorum öyleyse. Ee, evet, şu an çok güzel bir kitleye hitap ediyoruz. Her geçen yıl adım adım büyüttüğümüz çok güzel bir ailemiz var. Çok güzel. O günden bugünlere peki neler değişti, neler yaptınız firma olarak? Bizlere biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, Neslihan Avşar olarak serüvenimiz 2005 yılında küçük bir butik olarak başladı. Eşimle beraber işletiyorduk. E, müşterilerimizin ürünlerimize olan ilgisi, kendimize has kombinlerimizin müşteriler tarafından çok sevilmesi, birbirlerine önermeleriyle birlikte bayağı geniş bir aileye sahip olduk açıkçası. Biz aile diyoruz çünkü mağazamıza gelen bütün müşterilerimiz açısından hani onlara bir müşteri gözüyle değil, tavsiyelerimizle de, veriyorsunuz kesinlikle hani o sıcaklığı, samimiyeti yansıtıyoruz. E, bu da müşterilerimizin bize daha çok bağlanmasına sebep oluyor. E, ve bunun getirdiği sonuçlar olarak artık butikten ziyade Tarsus'ta katlı mağaza olarak çok güzel bir kitleye hitap ediyoruz. Neslihan Hanım, bu serüvenin en başına dönecek olursak peki neden bu sektörü tercih ettiniz? Aslında ilk zamanlarda hem erkek hem kadın giyim olarak konseptimizi oluşturmuştuk. Fakat ilerleyen zamanlarda gözlemlediğimiz kadarıyla kadın giyim modasının e, sürekli yenilenmesi ve kadın müşterilerimizin bu yeniliğe olan ilgisi bizi kadın giyime doğru daha çok yönlendirdi. Evet. Ve belli bir zamandan sonra da Erkeği tamamen bırakıp kadın giyim üzerine e, normalde sadece konseptimizde günlük casual kombinler vardı. Fakat şimdi hem şık klasik giyim, battal beden giyim, abiye giyim dahil olmak üzere bu giyimi tamamlayacak aksesuar ve çanta çeşitlerimizle müşterilerimize daha geniş bir yelpazede ürün sunmaya başladık. Ve e, bu bizi daha keyifli, işimizi daha çok severek yapmamızı sağladı. Süpersiniz. Çok geniş bir ürün yelpazeniz var gerçekten. Evet, kesinlikle. Peki konseptinizi marka olarak nasıl? tanımlarsınız sizler? Biz konseptimizi belli bir kitle veya belli bir tarza yönelik değil de elimizden geldiğince daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde oluşturmayı planladık en başından beri. Hmm. Ee, genelde 15-60 yaş arası casual günlük giyimi tercih eden veya şık hmm. klasik giyimi tercih eden birçok müşterimize mağazamız bünyesinde hitap edebilmekteyiz. Aynı zamanda abiye reyonumuzda da hmm. her türlü özel günlerinde müşterilerimizin yanındayız. Aslında ben burada abiye elbiseleri de çok fazla görüyorum. Fakat evet. pandemi süreciyle birlikte sanıyorum ki daha spor ürünleri de markanızın bünyesinde barındırmaya başladınız. Evet. insanlar ister istemez malum son bir yıldan fazladır gündem koronavirüs ve virüsle mücadelede genelde evlerde olmak, evlere kapanmak moda sektörünü de etkiledi. Çünkü insanların öncelikleri değişti hı hı. ve bu durum müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Hı hı. Şimdi genelde insanlar alışveriş yap yaparken daha çok evdeki duruma göre evde kaldıkları için daha konforlu ürünleri daha çok tercih ediyorlar. Bu yüzden de eşofman tarzı, pijama tarzı, düğün, nişan gibi aktivitelerin de kısıtlanmasından dolayı genel olarak müşterilerimiz daha konforlu kıyafete yöneldiler. Ee, umarım kısıtlamalardan sonra yine düğün, nişan sezonunun açılmasıyla birlikte abiye reyonunda da hızlanmalar göreceğiz. Bizler de öyle umuyoruz. Peki Neslihan Hanım bahsettiğiniz tüm bu ürünlerin kalitesi açısından neler söylemek? Istersiniz. Fiyat performansı nasıl değerlendirirsiniz? Ee, biz konseptimizi ilk oluştururken genelde hep şu soruları ön planda tutarak ürünlerimizi seçtik. Ben bir müşteri olarak e, bir mağazaya girdiğimde ne beklerim? Nasıl ürün seçerim? Ürün seçerken nelere dikkat ederim? Hep bu soruları baz alarak ürün seçtim mağazama ve benim için e, şöyle bir kalite standartı dediğimiz şey kesinlikle olmalı göz ardı etmediğim bir unsur ürün seçerken kalite standartını şuna göre belirliyorum. Kendimden yola çıkarak eğer bir ürünün kalitesine bakıyorum bu ürünü ben giyer miyim kalite olarak? Eğer ki ben giymeyeceğim bir ürünse asla mağazamada getirip müşterilerime sunmuyorum. Bundan dolayı da genelde orijinal marka ürünlerini getirmeye özen gösteriyorum. Kalite olarak Genelde kalite fiyat mukayesesi edildiğinde biraz daha kardan feragat edip müşterilerime kaliteli ürün sunmayı tercih ediyorum. Firma sahibi Neslihan Avşar'la modaya dair keyifli sohbetimizin sonuna geliyoruz ve bir sonraki konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.